Sahte BlackRock duyurusu dosyası diyor. Traderları Tonga'ya düşürdü. Bunun üstüne ve genel anlamda XRP Coin hakkında konuşacağız ve bu durumu detaylandırmaya çalışacağız. Aslında şeye benzer bir durum oldu biliyorsunuz. Cointelegraph muhabbetine benzer bir durum oldu. Cointelegraph'ın geçtiğimiz ay Ekim ayında yapmış olduğu açıklamalardan sonra şurada yani 16 Ekim tarihinde korkunç bir fiyat patlaması yaşandı ve 30 bin dolarlara kadar iğneleyen bir Bitcoin ile bu noktada karşılaşmış olduk. Tabii bunun devamında BlackRock'un Bitcoin ETF'inin onaylandığına dair bir yalan haber yayılmıştı. Bu işin devamında da yalan olduğu ortaya çıktı. Haberin doğruluğunun olmadığı ortaya çıkınca Bitcoin fiyatları tekrar gerilemişti. Yine buna çok benzer bir durum gördüğünüz gibi XRP Coin'de de yaşanmış oldu. BlackRock'un XRP Coin ETF başvurusunda bulunduğu haberleri XRP'nin fiyatını anında 75 sente fiyatladı. Bunun hemen ardından yalan olduğu ortaya çıkınca tekrar patır patır fiyatlar dökülmeye başladı diye söylemek gerekiyor. Ve tabi burada mağdur olan yine yatırımcılar olmuş oldu. BlackRock tarafından gerçekleşmiş herhangi bir XRP ETF başvurusu yoktur. Fakat olacaktır. Muhtemelen 2024'te zaten XRP ve çeşitli altcoin'lerde ETF başvurularını görmeye başlarız. Önce Bitcoin ve Ether. Ocak ayında Bitcoin muhtemelen Şubat, Mart gibi de Ether spot ETF'leri onaylandıktan sonra sıra diğer altcoin'lere gelecektir. Tabi bu hiyerarşide XRP, Sol, ADA, Matic, AVAX ve Litecoin bu saydığım kripto paralar buna en yakın olanlar. Çünkü kurumsal ilginin en yüksek olduğu ABD genelinde ve kurumsal ilginin daha da yükselmesini beklediğimiz kripto paralar bunlardır. Haliyle bunlar da zaten ETF başvurularının SEC 2024 yılında yapılacağını anlıyoruz. Tabii BlackRock hepsine girer mi? Soru işareti olacak. Yani BlackRock'un hepsine girebilir mi? Ya girebilir. Sonuçta adamlar uzun vadeli iş yapmaya çalıştıkları her anlamda çok açık. Daha önce de bunun üstüne konuşmuştuk. Dolayısıyla hele ki XRP ve Sol'u ben kaçıracaklarını zannetmiyorum mesela. Son dakika Ether'e de gördüğünüz üzere bulaştılar. XRP ve Sol'da da ben bunu yapacaklarını düşünüyorum diye bir durum açıklaması yapabilirim. Egrak'ın söylediği gibi bu başvuru kabul edildiğinde XRP 200 dolara ulaşır mı? Onu bilmem. Ama böyle bir başvurunun yapılması bile XRP coin'in fiyatlarını resmen uçuracaktır. Çünkü Ether gibi bir devde bile fiyatı ortalama 300-350 dolar falan yükseltti. Haberin başvurunun yapılması. Bir de onay geldiğini düşünün. XRP Sol gibi daha küçük piyasa değerine sahip kripto paralarda tabii bu daha da büyük etkiler yaratabilir. Varlık yöneticisi BlackRock yaptığı açıklamada şirketin bir XRP ETF'i başlatma düşüncesine sahip olmadığını bildirdi. Şirketin sözcüsü haberin sosyal medyada yayılmaya başlamasından kısa bir süre sonra başvuru dosyasının sahte olduğunu açıkladı. XRP'nin fiyatı bir anlığına %10'dan fazla artsa da yeniden 65 sent civarına döndü diyor. Böyle söylemler aynı zamanda şirkete bu arada zarar da veriyor. Çünkü örnek veriyorum XRP coin için bir takım şey çıktı, haberler çıktı. Vakti geldiği zaman SEC bunu olumsuz bir durum olarak değerlendiriyor. Diyor ki zamanında olmadığı halde sen işte başvuru yapmışsın gibi diyor ortaya haberler çıkmış. Yani bu iş bir manipülasyon yöntemi olarak kullanılmış. Şimdi biz bunu nasıl onaylayalım? Bu kadar spekülatif bir durumda tarzında SEC'in bir takım bakış açıları olmaktadır. O yüzden sıkıntı yaratılıyor. Ve BlackRock gibi taraflar da şu an böyle bir düşüncemiz yok diye
açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. BlackRock'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı spot Bitcoin ve Ether ETF başvuruları değerlendirmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayılan evraklar da bu başvuru formlarını taklit ediyor. Ancak başvurulardan herhangi biri varlık yöneticisi tarafından diyor onaylanmış değil. Aynen 17'sinde 17 Kasım'da hem Franklin'in hem de Hashdex'in son başvuru tarihi karşımıza gelecek. Eğer ki SEC onaylarsa zaten olacakları biliyorsunuz. Ama en yüksek ihtimal ertelenmesi olacaktır. Erteleneceği ve kabul edileceği kesin tarihe de 2024 10 Ocak'tan öncesi yani 1 10 Ocak tarihleri arasında olarak %90 ihtimalli diye görülmekle birlikte bu zaman dilimine bakıldığının altını çizebiliriz. Durumlar bu şekildedir. Bu durum kripto fiyatlarını yükseltmek amacıyla sahte belgelerin kullanıldığı ilk olay değil. 2021 yılında varlık yöneticisi Grayscale'ın planda olmayan iki token için trust hizmeti sunacağı öne sürülmüştü diyor. Zaten Grayscale muhabbetini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. En son Grayscale davayı kazandıktan sonra da tabii SEC olabildiğince sorun yaşamaya başladı ve bu durum karşısında da piyasada ciddi bir pozitiflik sergilendi. Yani 17'sinde ertelendiği takdirde bir fiyat değişimi olur mu Bitcoin'de? Belli bir düşüş yaşanabilir. Onu da söylemek lazım. Bloomberg'den Eric Balkunas dahil birçok ETF gözlemcisi başvurunun doğru olduğunu söylemesiyle birçok yatırımcıyı etkiledi. Bankless ve The Block gibi medya şirketleri de haberi yeniden öne çıkarak XRP üzerindeki satın alım baskısını körükledi diyor. Bu arada Balkunas başvurunun doğru olduğunu söylemedi. Böyle bir başvuru var, araştıracağım dedi. Konuştuktan sonra yanlış olduğunu söyledi. Bununla birlikte birçok deneyimli gözlemci kriptoda risk almayacağı bilinen BlackRock'un SEC'in davalarına konu olan XRP'ye yönelik bir ürün sunmak istemeyeceğine dair görüşlerini bildirdi. Fakat Ripple davayı kazandı ve yakında daha da öte gidecekler gibi gözüküyor. O yüzden ben bu şekilde düşünmüyorum bunun olmasını. İlerleyen videolarda da konuşmaya zaten devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.